Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Artık bir ayı dolduran sukulent ve kaktüslerimizin saksı toprak değişimini yapacağım. Bunları aldıktan sonra hemen saksı toprak değişimi yapmıyoruz demiştim. Biraz evin ısısını, alışmasını sağlıyoruz. Bakın kökleri altından çıkmış. Bunların artık saksı toprak değişimini yapalım. Toprağımızı ayarladım, saksılarımızı ayarladım arkadaşlar. Burada yine kaktüslerimizden var. Kaktüs sukulent çeşitlerimiz var. Bunları da bir aranjman şeklinde yapacağım. İlk önce eldivenimi bir takayım. Normalde eldivenle çalışamıyorum biliyorsunuz. Ama dikenleri çok büyük olunca ay burada da bir tane uğur böceği mi varmış? İnşallah uğur getirir. İlk önce yapacağımız arkadaşlar bunların bir saksılarından çıkartayım ben. Şöyle. Dikenli oldukları için birbirlerine dikenleri yapışıyor. Şurada da bir tane çoğaltma yapmıştım. Bu da hemen kök salmış. Kenarına koymuştum. Sukulentleri yapraklarından çoğaltabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle şunun içerisini boşaltalım. Kururken gerçekten bunların topraklarını ayırması daha kolay oluyor. Saksı toprak değişimi yapacağınız zaman sulama yapmayın. Yoksa çamurlaşır toprağı. Hem size sorun olur, sıkıntı olur, hem de yapışır. Sukulent çeşitleri ile ilgili video çekmiştim arkadaşlar. Kanalımda bulabilirsiniz. Hani isimlerini merak ediyorsanız ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Bu biraz nemli bakın. Deminki toprağı kuruydu. Bununki nemli görüyorsunuz. Biraz zorlanıyorum. Yapışmış çünkü. Köklerinden ayrılması zor oluyor. Köklerine de zarar vermemek için bu şekilde bırakacağım. Evet, gelelim bunlara. Ay, bunu eldivenle bile tutması gerçekten çok zor. Bu üzerindeki renklerin neden böyle olduğu hakkında da yine video çektim arkadaşlar. Kanalımda var. Neden boyandı? Bunlar boya. Neden boyandı hakkında yine sizlere bilgi vermiştim. Dikenleri çok büyük olduğu için elime batıyor. Şöyle biraz gevşetelim. Ay 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 ay. Bismillah. Nasıl değiştireceğim? Evet. Yani kökleri mutlaka dibine yer etmiş. Toprağını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Özel bir toprak değil. Hani bizler gerçekten özel toprak arayışına giriyoruz. Bitkilerimiz en iyisini olsun, en güzelini olsun diye. Ben seralardan alıyorum toprağımı. Marketlerden almıyorum. Market topraklarında
sineklenme oluyor arkadaşlar, böceklenme oluyor. Bunu kenara koyacağım. Bu toprağı kullanmıyoruz. Evet. Şöyle toprağımız arkadaşlar. Bir bakayım kamerama görünebiliyor musunuz? Evet. Görünüyormuş. İnşallah aydınlıktır da. Şimdi toprağım arkadaşlar normal, klasik benim her zaman almış olduğum sera toprağı. İçerinde biraz torf toprak karıştırdım. Ya diken parmağıma battı. Dikeni eğer parmağınıza batarsa arkadaşlar, onu çıkartmanın kolay bir yolu var. Sıvı yağ. Zeytinyağı sürün. Sıvı yağ sürün arkadaşlar. Daha sonra çıkıyor. O iğne etinizden çıkıyor. Bu kaktüsleri. Bismillah. Biraz daha koyacağım. Ya mutlaka elinize diken batıyordu. Yani elimde eldiven varken bile batıyor. Bakın köklerine maşallah. Artık bahçelerinize, balkonlarınıza kaktüslerinizi koyabilirsiniz arkadaşlar. Bundan sonra don olacağını düşünmüyorum. İnşallah tabii. Hava şartları gerçekten çok değişkenlik gösteriyor. Nisan'ın ortasında kar yağdı. Bildiğiniz Ocak ayını yaşadık. Don tuttu her yer. Ama artık Nisan ayını bitiriyoruz. İnşallah bundan sonra artık bahar ayını yaşarız. Ve artık balkonlarımızda, bahçelerimizde bitkilerimizi daha güvenli yetiştireceğimizi düşünüyorum. Evet, şimdi gelin bakalım sizler. Bayram yaklaşıyor. Dışarıda yaprakçı geziyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz? Tokat yaprağı. Dışarıdan pek keyifli sesler geliyor. Neşeler yerinde. Evet, şimdi bu güzel sukinatlerimizi şöyle... dikkatli bir şekilde aranjman yapacağız. Bahar aylarında saksı toprak değişimini rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ama dediğim gibi çiçek, yeni aldığınız çiçekleri en azından bir ay bir bekletiyoruz. Daha sonrasında
Bunları da şöyle üstüne koyacağım. Bunlar da kök salsın. Bakın bu kök saldı. Görebiliyor musunuz? Bunları da aynı şekilde kök salması için şöyle yanlarına direkt bırakıyorum. Bunun sulamasını fısfısla yapacağım. Şöyle elimi çıkartayım. Evet. Bunu da kendi yerine, direkt kendi saksısını alalım. Şimdi şöyle bir toparlayayım ortalığı. Hemen sulamasını da yapalım. Evet, gelin bakalım. Şöyle kalsiyum fısfısım var arkadaşlar. İçerisinde kalsiyum suyum var. Bununla güzelce fısfıs yapıyorum. Çünkü bunun altında drenaj delikleri yok. Dikkatli sulama yapmamız gerekiyor. Sukulent ve kaktüslerin gerçekten sulaması çok önemli. Dikkatli yaparsanız kök çürümesi olmaz. Neden kök çürümesi olduğu hakkında yine kanalımda da videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, gel bakalım sen de. Bunu güzelce bir nemlendirelim. Oh. Sıcacık bugün de hava zaten. Evet arkadaşlar, saksı toprak değişimimizi de yaptık. Artık çiçeklerim inşallah yeni yerlerine hızlı bir şekilde alışacak. Hızlıca tutunacak. Bir şoka girmemesini sağlayacağım. Yerini de güzelce ayarladıktan sonra, sulamasına dikkat ettikten sonra bitkilerimiz bize güzel yüzünü gösterecektir. En yakın zamanda da hızlı bir şekilde büyüyecektir. Kalsiyum bitkiler için faydasını zaten biliyorsunuz. Yumurta kabuğundan kalsiyum elde ediyoruz doğal yollardan. Bunu da yapalım arkadaşlar. Merak ettikleriniz olursa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.